Değerli izleyiciler, bu arada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye temsilcisiyle Dışişleri Bakan Yardımcısı da Türkiye'de. Ziyaretlerin Türkiye'nin Suriye'ye kara harekatının hazırlandığı bir dönemde gerçekleşmesi elbette önemli. A Haber ekibinden Aslı Bilger Kutludağ'da şimdi de söz. Aslı. Evet, önemli bir ziyaret. Sizin de belirttiğiniz gibi özellikle Türkiye'nin Suriye'ye yönelik kara harekatı planları çerçevesinde bunların konuşulduğu bir zamanda bu ziyaretin gerçekleşmesi önemli. Hemen şunu belirtelim, tabii ki özellikle güvenlik gerekçeleriyle bu görüşmelerin nerede olduğu, ne zaman yapıldığı ya da yapılacağı net olarak bizlerle paylaşılmıyor. Bunu söylemiş olalım. İki gün boyunca aslında hem Putin'in Suriye temsilcisi hem de Dışişleri Bakan Yardımcısı burada, yani İstanbul'da olacaklar ama görüşmenin adresinin belli olmadığını söyleyelim. Belli olanlar neler? Özellikle yine Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aldığımız bilgilere göre özellikle ana gündem maddesi hem tahıl koridoru anlaşması hem de bir taraftan Suriye ve devamında ise yine Libya ve Filistin'de yaşanan olaylar olarak açıklandı diyebiliriz. Tabii bir açıklama daha geldi. Özellikle 9 Aralık'ta, yani yarın Suriye özel temsilcisi ve aynı zamanda Rus Dışişleri Bakan Yardımcısı Tahıl Koridoru Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecekler. İstanbul'daki Birleşmiş Milletler'in de çatısı altında yürütülen, biliyorsunuz ki İstanbul'da bir koordinasyon merkezi kurulmuştu ortak olarak. İşte o merkeze bir ziyaret yapacaklar ve ikinci günde, yani 10 Aralık'ta da özellikle saha çalışmalarını incelemeleri bekleniyor. Bu şekilde de bir bilgi paylaşıldı diyebiliriz. Tabii ki Suriye temsilcisinin daha önce yapmış olduğu bazı açıklamalar var. Özellikle kara harekatının konuşulduğu bir dönemde geliyorlar demiştik. Kendisi geçtiğimiz ay Aslan'da yaptığı bir açıklamada Türkiye'yi karada operasyon düzenlemekten kaçınmaya davet ettiklerini söylemişti. Böyle bir ilginç bir açıklama gelmişti. Bir taraftan da yine konuşulan bir diğer konu, çok uzun süredir son günlerde özellikle Rusya'nın da talebiyle Ankara-Şam arasında bir görüşme gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? İşte bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde yine Başkan Erdoğan bir açıklama yapmıştı. Siyasette küslük olmaz demişti. İşte bu konunun da gündeme gelmesi beklenenler arasında diyebiliriz. Aslında işte dediğimiz gibi bugün ve yarın özellikle Rus heyetin buradaki görüşmeleri Türk yetkililerle devam edecek ve sonrasında ise Tahıl Koridoru merkezini, koordinasyon merkezini ziyaret edecekler diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.